Biz Milli Görüş Belediyeciliği olarak 89'da 94'te en büyük hizmetleri Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere yaptık. Çünkü geri kalmış bölgede. Adaletin bir diğer önemli boyutu ehliyet ve liyakate önem verilmesi. Yandaşlara, torpillilere görev vermek, hayır. Bizim anlayışımıza, bizim belediyecilik anlayışımıza göre adalet hakim olacak, ehliyet ve liyakat geçerli olacak. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, bereket demektir. Yani belediyelerin israftan, borçtan ve faizden kurtarılması, belediyenin bütçesinin denk bütçe haline getirilmesi. Bunun örnekleri de 89-94'te Milli Görüş Belediyeciliği örneklerinde var. Dolayısıyla bugün de Dulkadiroğlu'nda inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Denk bütçe, israfın önlenmesi ve aynı zamanda da borçtan ve faizden böylelikle kurtulunması. Ahlaklı belediyecilik hizmet belediyeciliğidir. Laf üreten değil, hizmet üreten. Bahane üreten değil, çözüm üreten belediyecilik. Yine 89-94'te bunun çok örnekleri var. İşte o dönemde çöp, çamur, çukur, şehir denince akla bu üç Ç'ye geliyor. Milli Görüş Belediyeleri şehirleri bundan kurtardı. Su sorunu vardı. Türkiye'nin en gelişmiş şehri İstanbul'da bile kullanma suyu yoktu. Musluklardan ses geliyordu, su gelmiyordu. Bu su sorunu İstanbul'un yıllardan beri çözüldü. Ve aynı zamanda altyapı ve üst yapı hizmetleri, çevre düzenlemesi, temizlik, şehirlerin temizliği Milli Görüş Belediyeciliği ile başlar. Ve bununla beraber sünnet şölenleri, iftar çadırları, aşevleri, sosyal yardımlar, vatandaşa belediyenin kapılarının sonuna kadar açıldığı ve çözüm üretildiği, vatandaşın sorununa çözüm üretildiği beyaz masa uygulamaları. Bunlar da patenti Milli Görüş'e ait belediyecilik hizmetleridir. İlk defa o dönemde Milli Görüş Belediyeciliği ile başladı. Şimdi inşallah yeni dönemde 2024'te hem Dulkadiroğlu'nda hem de diğer belediyelerimizde bu efsane hizmetleri inşallah tekrardan gerçekleştireceğiz. Bununla beraber Milli Görüş Belediyeciliği önce ahlak ve maneviyat demektir. Ahlaklı belediyecilikte, Milli Görüş Belediyeciliğinde rüşvet olmaz, yolsuzluk olmaz, hırsızlık olmaz, israf olmaz. İhaleye fesat karıştırılmaz. Biz ne demiştik seçim döneminde? Belediye bütçesinden yapacağımız harcamaları yaparken kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davranacağız demiştik. Çünkü burası yetimin hakkıdır, milletin hakkıdır. Bir kuruşuna bile göz dikilmeyecek demiştik. Ve çok şükür şimdi belediyelerimiz bu hassasiyetle yoluna devam ediyorlar. Yani ahlaklı belediyecilik, adalet demek, hizmet demek, bereket demek ve aynı zamanda önce ahlak ve maneviyat demek. Belediye başkanlığı hizmetini ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan belediye başkanları demek. Yani belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin edecek bir ticaret makamı olarak gören değil, millete hizmet ederek, milletin derdine derman olarak Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak gören belediyeler demektir. Çok şükür elhamdülillah Dulkadiroğlu Belediye'miz de bu çizgide, bu hassasiyetle yoluna devam ediyor. 5 ay gibi kısa bir sürede çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Kendisinin 2 katlı özel külliyesi, belediye başkanına ait makam binasını tamamen boşaltıp buraya personelle beraber aynı binaya geldi başkanımız. O binayı bir kütüphane ve etüt merkezi haline dönüştürüyor. Biz ne demiştik? Protokol masraflarını en aza indireceğiz, israfı ortadan kaldıracağız, halkımızla iç içe olacağız, millete tepeden bakmayacağız, milletin hizmetkarı olacağız demiştik. Bu doğrultuda buraya geldi. Bununla beraber çok önemli düzeyde israfı ortadan kaldırdı. Çok ciddi tasarruflar yaptı. Bundan önce çalıştırılmayan heyecan park tesislerini yeniden hayata geçirdi ve buraları çok disiplinli bir şekilde yöneterek buraların gelir elde etmesini sağlayacak noktaya getirdi. Ve daha pek çok hizmetler belediye başkanımız tarafından yapıldı, yapılıyor. Bunları da inşallah birinci senenin sonunda ahlaklı belediyecilikle 1 yıl, Milli Görüş Belediyeciliğiyle 1 yıl kitabımızla yeniden Refah Partili belediyelerin
bir yıl içerisinde yapmış olduğu hizmetleri inşallah kitaplaştıracağız ve bunları milletimizle paylaşacağız. Tabii ki belediyelerimizin bu hizmetleri çok önemli. Çünkü bu hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerimizi daha da iyi bir noktaya getireceğiz. Ve bu hizmetlerle inşallah yeniden Refah Partimizi milli görüşü iktidara taşıyacağız. Bunlar 89 ve 94'te de Refah Partisi'ni iktidara taşıyan bunlar olmuştur. Belediyelerdeki hizmetler, 89'da aldığımız 5 il belediyesi, 94'te aldığımız Türkiye'nin 3'te 2'sindeki belediyeler, 95'te Refah Partisi'nin birinci parti olmasına vesile oldu. 96'da da hükümet olmamıza vesile oldu. Refah Partisi'ni milletimiz belediyecilik hizmetleriyle tanıdı. İşte şimdi yine aynısı olacak. İnşallah bu belediyelerimizdeki hizmetlerimiz yeni dönemde yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacak. Yeniden Refah Partimizin iktidara taşınması neden önemli? 3 bakımdan önemli. Bir tanesi ekonomik bakımdan. Milletimiz bugün ekonomik sıkıntı içerisinde. Bir beslenme çantası 120 liraya doluyor. Bir sandviç, bir süt veya meyve suyu ve bir tane de meyve. Elma, armut veya muz koyuyorsunuz, 120 lira. İki çocuğunuz varsa 240 lira. Yani 5 günde 1200 lira. Bir haftada, bir ayda 4800 lira, 5000 lira sadece beslenme masrafı. Çocuğun elbisesi, okul kıyafeti, ayakkabısı, çantası, kalem kutusu, kırtasiye malzemesi, resim defteri, matarası, bunların hiçbir tanesi içinde değil. Bunlar alınacak. Bunlar alındıktan sonra beslenme çantası var. Bunun üzerine gelip evde akşam bir daha bir yemek yiyecek. Sabah giderken kahvaltı yapacak. Ve siz 17 bin lira asgari ücret aldığınızı düşünün. 5 bin lira sadece beslenme çantasının maliyeti. Bir okul çantası 1000 liraya satılıyor. Geçenlerde bir yavrumuz babasının elinden tutmuş, pazara gitmişler. Biz 3 kardeşiz diyor, 3 tane çanta 3000 lira tuttu, alamadık çantayı, geri dönüyoruz diyor. Türkiye'de 6 milyon çocuk yoksulluk yaşıyor diye OECD'nin raporu var. 6 milyon çocuk. Avrupa'da küçük veya orta boyutlu bir ülkenin nüfusu kadar çocuk yoksulluk yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5.4 milyon çocuğa sosyal yardım yapıyoruz diyor. İstanbul'da anket yapılıyor daha geçen ay. İstanbulluların %52'si, ankete katılanların %52'si bir önceki ay en az bir gıda ürününü canım çektiği halde alamadım diyor. İstanbul'u niye örnek veriyorum? Şırnak, Hakkari değil, Bingöl, Bitlis değil, buralarda da olmaması lazım ama İstanbul bir de Türkiye'nin ekonomik açıdan en gelişmiş şehir. İstanbul halkının yarısı, iki kişiden birisi canı çektiği halde meyveyi, sebzeyi, gıda ürününü alamıyor. 6 milyon çocuk yoksulluk çekiyor. 17 milyon küsur insana geçen sene sosyal yardım yapılıyor. 17 milyon insan, 20 milyon deseniz Türkiye'nin 1/4'ü yapar. 4 kişiden biri kendi temel ihtiyacını geliriyle karşılayamıyor, sosyal yardıma muhtaç halde. Açlık sınırı 21 bin lira, yoksulluk sınırı 64 bin lira. İstanbul'da yoksulluk sınırı 70 bin lira. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın %45'i aç, %85'i yoksul. Pazarda bamyayı, fasulyeyi, nohutu 100 gram, 200 gram, 300 gram olarak satıyor. İşte fotoğrafları yansıdı Eskişehir'de. 200 gramlık ve 350 gramlık bamya olarak satıyorlar. Çünkü bir kilosu 150 lira, 160 lira desek korkudan kimse yanaşamıyor diyor. Bamya, fasulye, nohut, mercimek gramla alınmaya başlanmış. Meyve, sebze gramla alınmaya başlanmış. Elma, armut taneyle alınmaya başlanmış. Eskiden biz kırmızı eti, kıymayı 100 gram alıyor vatandaş, 150 gram alıyor. Yazıktır, günahtır diyorduk. Şimdi kırmızı eti zaten geçtik. Meyveyi, sebzeyi de baklagilleri de 100 gram, 200 gram almak durumunda kalan vatandaşla karşı karşıyayız. Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının 64 bin lira olduğu ülkede asgari ücret 17 bin lira, emekli maaşı 12 bin 500 lira. Bu tablonun
devam ettirilebilmesi mümkün değil. İşte Sayın Mehmet Şimşek iş başına geldiğinden bu yana, göreve başladığından bu yana akaryakıt fiyatları 20 liradan 45 liraya çıktı. Enflasyon %38'den %75'e çıktı. Döviz kurları 20 liradan 18 liradan 35 liraya 36 liraya çıktı. Yaşama maliyeti arttı, açlık sınırı arttı, enflasyon arttı, faizler %8,5'tan %50'ye çıktı. Enflasyon arttı, döviz kurları arttı, akaryakıt fiyatları arttı ve bu artışlar katlanarak arttı. Şimdi diyorlar ki efendim biz tekhaneliğe düşüreceğiz enflasyonu. Ya geldiğinizden beri daha zaten 38'den 75'e çıkarttınız. Tekhaneliği bırak, sabit bile tutamıyorsunuz, daha da artıyor. Şimdi orta vadeli programda %33 hesap ediyorlardı önümüzdeki yılın enflasyonu, %42'ye revize ettim. Hep aynı hikaye. Şubat, Ocak'tan iyi olacak. Nisan, Mart'tan iyi olacak. Mayıs, Nisan'dan iyi olacak. Hiçbir şeyin iyi olduğu yok. Tam tersine daha da kötüye gidiyor. Ve mevcut ekonomi yönetiminin borç, faiz, zam, vergi ekonomisi, sıcak para ekonomisi anlayışıyla bu gidişatın düzelmesi, bu felaketten kurtulunması mümkün değil. O nedenle mutlaka bir iktidar değişikliği gerekiyor. Yeni bir yönetimin, yeni bir heyecanla, yeni bir anlayışla, inşallah Milli Görüş yönetiminin borç, faiz, zam, vergi ekonomisi, sıcak para ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat odaklı bir ekonomi modeliyle, adil bir ekonomik sistemle, Milli Görüş'ün ekonomi modeliyle bütün bu işleri yeniden ele alması ve milletin yüzünü güldürmesi lazım. Denk bütçenin mutlaka gerçekleştirilmesi ve faiz canavarından kurtulunması lazım. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Türkiye İsraf Vakfı 2021 yılındaki israfın 1 trilyon 80 milyar olarak hesaplıyor. 2021'de 1 trilyon 80 milyar olan israf, enflasyona hesaba katarsanız bu sene en az 2 trilyon olmuş. 60 milyar dolar israf ediyoruz. 1.25 trilyon lira faize veriyoruz. 1.4 trilyon lira kur korumalı mevduata veriyoruz. İmtiyazlılara 1.65 trilyon vergi muafiyeti çıkarıyorsun. Topladığın zaman 7 trilyon 8 trilyonu canavarlara veriyorsun. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi bu demek. Bu anlayıştan 20 seneden beri kurtulamadılar. En son 14 Mayıs seçimlerinde biz mutabakat metnini ortaya koyduk, imzaladık. O mutabakat metnine de uymadılar. Aynı tas, aynı hamam devam ettiler. Ve bugün geldiğimiz noktada bu sıkıntılar da işte bunun için yaşanıyor. Dolayısıyla bu yönetim değişmeden, yeni bir anlayış gelmeden, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçmeden ve önce millet, önce dar gelirliler, önce ezilenler anlayışına sahip bir devlet yönetimi olmadan, bir iktidar yönetimi olmadan Türkiye'nin kurtulabilmesi mümkün değil. Bunun olabilmesi de bir an evvel bir erken seçimin olmasına bağlı. Bu şartlarda Türkiye'nin de milletin de 2028'e kadar dayanacak bir hali kalmamıştır. 2025 sonu veya 2026 yılının ilkbaharında bir erken seçimin yapılması ve mutlaka milletin de artık açıkça dile getirdiği, 31 Mart'ta oylarıyla ortaya koyduğu bu değişimin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Bizim ümidimiz, bizim inancımız, bizim isteğimiz elbette ki bu değişimin Milli Görüş yönünde gerçekleşmesidir. Bunun için de teşkilatlarımızla gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üye sayımız 560 bine geldi. Bu ay içerisinde 600 bin hedefini koyduk. İnşallah 600 bine ulaşacağız. Ve yeni yılın ilk aylarında da inşallah 1 milyon hedefine ulaşmış olacağız. Bir yandan belediyelerimizdeki hizmetlerle de milletimizin gönlüne gireceğiz. Ve inşallah yeniden Refah Partimizi, Milli Görüş'ü yapılacak olan erken seçimde iktidara taşımak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Cenab-ı Allah inşallah bir an evvel Milli Görüş iktidarını milletimize nasip etsin. Ve inşallah paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin, yargıda adaletin sağlandığı yaşanabilir Türkiye'nin ve yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasını Cenab-ı Allah nasip eylesin. Ve inşallah yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde de
adil bir dünyanın kurulmasını Cenab-ı Allah nasip eylesin. Bu vesileyle bir kez daha değerli belediye başkanımıza, kıymetli genel başkan yardımcılarımıza, il başkanımıza, hanım kollarımızın kıymetli mensuplarına, tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizlere programlarımıza iştirak ederek yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Bir kez daha Dulkadiroğlu halkına, Kahramanmaraş halkına 31 Mart'ta partimize göstermiş oldukları teveccüh dolayısıyla en içten, en samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımız hayırlı olsun, ziyaretimiz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.